Hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir videoya şöyle bir genel değerlendirme yapıp devamında videoyu bitireceğiz arkadaşlar bu videoda özellikle Luna üzerinden hem yani eski Luna hem de yeni Luna hakkında konuşacağız neler bekliyoruz bahsedeceğiz ve çok büyük bir ihtimalle biliyorsunuz yeni bir coin çıkacak arkadaşlar bunun hakkında sizlere bahsedeceğiz tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. E, Kağınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz. Hatırlatmak isterim ki e, kanala da dilerseniz abone olabilirsiniz. Abone olursanız memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Luna videolarının devamı için de videoyu beğenebilirsiniz. Öncelikle lunch tarafındayız arkadaşlar. Genel olarak bir baktığımızda market cap'te zaten bir geri çekilme var. Hacimde ise artış var. Aslında baktığımızda e, Luna'nın piyasası şu anda gitgide hafif hafif şöyle Hızlanıyor ee, geçtiğimiz günlerle birlikte e, ne görüyoruz sürekli bir hacimde artış görüyoruz sevgili arkadaşlar yani piyasası hızlı fakat e, şu anda işlemler genel olarak ne geliyor satış odaklı geliyor. Şimdi bizim için burada aslında önemli olan şey hacmin yüksek olması çünkü zaten ortadaki genel yani e, coin mantığındaki dengeyi biliyoruz düşer e, yüksekten satışlar gelir arkadaşlar karlar edilir sonra dipten toplama gelir. Vesaire zaten böyle bir döngü var ortada şu an baktığımızda e, yine 39 milyonluk bir yakım geldiğini fakat e, dolaşana arz edildiğini de bir miktar görüyoruz sevgili arkadaşlar bu mevzuyu zaten değerlendirdik e, yakım hususunu çok fazla 39 milyon daha gelmiş e, İnşallah da devamı gelir şimdi genel olarak baktığımızda durumlar böyle yani şu an bir geri çekilme olmasına rağmen hacim yüksek oldukça her zaman. Fırsat var sevgili arkadaşlar. Zaten önümüzdeki günlerde de bir yükseliş hareketi bekliyorum luncdan. Çünkü özellikle sıfırı bakın sıfırı attıktan sonra artık toplamalar gelmeye başlıyor. Haberiniz olsun. Şöyle 4 sıfırlı fiyatlardan. Luna'ya gelelim. Luna'ya da şöyle genel olarak bir göz atalım. Bunun devamında da ne yapalım? Yeni coin alakalı bir konuşalım. Bu hususta bahsedelim. Şu an Luna'da da arkadaşlar biliyorsunuz özellikle Binance listeledikten sonra ciddi bir pump yaptı. Ee, devamında zaten düşüş beklentisi hakkında konuşmuştuk. Düşmeye de aynı şekilde devam ediyor. Hatta 6 dolarlara kadar geri çekilmiş arkadaşlar. Bununla birlikte yine baktığımızda hacminde düşüş var. Ee, 1.3'lerden hatta 4'lerden 928'lere kadar şu anda geri çekilmiş. Yani piyasasında bir azalma var. Durum yani şu an genel olarak baktığımızda hem hacim düşüyor yani piyasası yavaşlıyor arkadaşlar hem de bir yandan e, bunlar satış ağırlıklı olarak gelmeye devam ediyor tabii ki bunlar hep bir denge yani hacim düşer 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 piyasası yavaşlar fakat bir noktada ne olur e, burada bir dibe çöküş başlar ondan sonra bir e, yükseliş etabı gelir arkadaşlar genel olarak böyle fakat Luna tarafında özellikle e, şu an bir süre daha açıkçası yükseliş beklemiyorum. Yeni luna için konuşuyorum. Çünkü hala muhakkak ki airdroplarını değerlendirmeyenler olacaktır. Ki değerlendirmelerin çoğunun da satış odaklı geldiğinin farkındayım sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemiş e, olayım. Şimdi bir de şunu söylemek gerekiyor tabii ki. Şöyle şu telefon da elime dolanıyor ya. E, yeni bir coin geleceğinden bahsettik arkadaşlar. Şu anda... Yetkililer tarafından kanıtlanmış, açıklanmış bir mevzu yok ortada. Fakat çok kısa özet geçip bunun durumundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Fatman demişti ki bu adamlar ne çıkaracak? Yeni bir stable coin çıkaracaklar arkadaşlar. Yani Terra 2.0 ağında bu yeni ağda, yeni ekosistemde yine bir stable coin çıkarmaya hazırlanıyor bu adamlar diye bir bilgi vermişti. Şimdi bu tabii ki ne dedik? Aksi bir durum. Çünkü zaten ekosistem ya yani bu adamlar açık açık dediler ki biz stable coin çıkarmayacağız. Stable coinsiz bir ekosistem yapıyoruz biz dediler. Bu adamların yani white paper'ında bu yok arkadaşlar projenin. Bir kere bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu adam bunu e, söyledikten sonra bunu iddia ettikten sonra CZ özellikle Fortune'da yapmış olduğu röportajla birlikte şunu belirtti. Luna'da gelecek olan stable coinleri e, Luna'da gelecek olan stable coinleri ciddi inceleme altına alacağız. Yani adam aslında e, Luna tarafından bir stable coin beklediğini belirtti CZ. Şimdi burada yeni bir stable coin'in gelişi arkadaşlar açık söylemek gerekirse yeni Luna'ya ciddi şekilde zarar verir. Eski Luna'ya ise işine yarar sevgili arkadaşlar. Neden böyle bir durum var? Çünkü bir kere şu bir gerçek ya bir kere düşünün arkadaşlar işin ee, genel olarak haber bazlı mantığını bir düşünün. Ya eski Luna yani Lunce zaten hali hazırda stable coin'den dolayı batmışken yani stable coin'den mütevellit bu sıkıntıyı yaşamışken yeni Luna'da da bir stable coin ortaya atılması sizce yatırımcıya güven verir mi? İnsanlar vardıysa da çıkar arkadaşlar Luna'dan. Yani adamlar der ki ya eskisinde başımıza bu yüzden bu geldi der. Korkunç bir ön yargıyla insanlar uzaklaşır arkadaşlar Luna'dan. Kesinlikle hiç iyi bir e, haber bazlı bir durum olmaz haberiniz olsun. E şimdi işin diğer türlü yine bir boyutunu düşündüğümüz zaman şimdi bu adamların acaba bu yaptıkları ekosistem Stable Coin'i kaldırabilir mi? Çünkü önceki videolarda belirttiğimiz bir durum vardı yani bu adamların ekosisteminin arkadaşlar şu an hali hazırda ben çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü adamlar çatallamaya gitmediler. Baştan yeni bir ekosistem yarattı bu insanlar. Şimdi e, bu yaratılan ekosistemi ben açık konuşayım çok güçlü güvenilir bir ekosistem olarak görmüyorum. Çünkü bir haftada ortaya çıkmış bir durum çatallamaya gitmiş olsalar e, eskisini kopyalama muhabbetleri var biliyorsunuz. Yani eskisi üzerinden zaten e, bir çatallama oluyor mümkündür. Tamam eyvallah ama e, yeni bir coin'de arkadaşlar yepyeni bir ekosistemin bu kadar hızlı çıkışını ben açıkçası çok iyi şey yapamadım yani çok güvenilir olmadı. Duvo'nun yeni yeni ekosistemi ortaya atışında aslında risk aldığını, kervan yolda düzülür mantığıyla hareket etmiş olduğunu düşünüyorum. O yüzden Stable Coin çıkacaksa da şöyle biraz daha ileri zamanda ben çıkacağını düşünüyorum çünkü şu anda eğer çıkarsa zaten büyük ihtimalle ekosistem maalesef. Ee, burada sıkıntıya düşecektir arkadaşlar. Özellikle bakın özellikle yakın tarihte bunu çıkarırlarsa burada e, ciddi sıkıntılar olacağı kanaatindeyim. Fakat dediğim gibi burada ne dedik e, çıkarmayacağını düşünüyorum yakın zamanda arkadaşlar ne kadar geç çıkarırsa da o kadar iyi aslında fakat görünen o ki bu adamlar bunu çıkaracak. Şimdi çıkardıkları takdirde aslında tarih ne olursa olsun? E, yatırımcının güvensizliğinden kaçamayacaklar. Yani bu adamlar hem white paperına uymadı, bununla da birlikte başımıza yine biz table coin çıkardı sanki başımız yanmamış gibi daha önce. Burada Luna tarafından kesinlikle tek partide çok ciddi bir düşüş beklerim ben arkadaşlar. Fakat Luna düşerken Lunce'de ise böyle bir durum karşısında yükseliş beklerim fiyat bazlı olarak çünkü. Şunu her zaman belirtmek istiyorum. Luna ile Lunce arasında çok ince bir çizgi var arkadaşlar. Yatırımcı öyle bir durumdaki sürekli hatta şunu soruyor insanlar ya e, Lunce'de mi durayım işte Luna'ya mı geçişi yapayım ne yapayım ya? sürekli ikisinin arasında gidip geliyor. E, birinden birinde parayı tazmin etmeye çalışıyor vesaire. O yüzden Luna tarafında gelecek satışlar burada kesinlikle Lunce'ye yarayacaktır arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. E video genel olarak buraya kadardı. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.